Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resul. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kıyametten hemen önce karanlık gecenin parçaları gibi fitneler var. Kişi o fitnelerde mümin olarak sabaha erer, akşama kafir olur. Mümin olarak akşama erer, sabaha kafir çıkar. O fitnede oturan ayakta durandan hayırlıdır. Yürüyen koşandan hayırlıdır. Öyleyse yaylarınızı kırın, kirişlerinizi parçalayın, kılıçlarınızı da taşa vurun sizden birinin evine girerlerse Adem'in iki oğlundan hayırlısı olsun. Yani ölen olsun, öldüren değil. Tercüme bu şekilde. Hazreti Şerif bir takım farklılıklarla birlikte hem Sünen İbni Mace'de hem Ebu Davud'da hem Tirmizi'de geçmekte ve bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamet öncesinde olacak olaylarla ilgili haberlerinden bir bilgi taşımakta. Göklerin ve yerin tüm bilgisi Allah'a aittir ve Allahu Teala kulu Muhammed Aleyhisselam'a ve tüm peygamberlerine ne öğrettiyse onlar da kullara hitap ettikleri ümmetlerine onu duyururlar. Kendilerinden bir söz söylemezler. Çünkü Allahu Teala adına konuşmaktadırlar. Bundan dolayı bu haber bize Rabbimizin elçisi tarafından verilen Rabbimizin haberlerindendir. Günü anlama noktasında da, dünü anlama noktasında da, yarını anlama noktasında da biz bütün bilgi kaynağının Allah olduğunun farkındayız. Vahiy olduğunun bilgisindeyiz ve ona göre anlamaya çalışırız. Bununla birlikte gelecekle ilgili verilen bu haberler yani Muhammed Aleyhisselam'ın konuştuğu günlerde gelecek olan günler, belki şu anda yaşanılan günler de olabilir. Ama o gün için gelecek haberleri Rabbimizin bilgisiyle ancak mümkün olabilen haberlerdir. Ve bunları anlarken de ancak yine Kur'an'a ve sünnete, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ulaştırdığı tüm bilgi birikimine dönerek onlarla birlikte kavramaya çalışırız. Şimdi fitne nedir? Fitne imtihandır, denemedir, beladır, afettir vesaire. Bireysel ya da toplumsal insanların başına gelen olaylardır. Çünkü biz yeryüzüne denenmek için gönderildik. Bir imtihan üzere bir hayat süreceğiz. Bundan dolayı da insan malıyla, mülküyle, parasıyla, puluyla, çoluğuyla, çocuğuyla, eşiyle bireysel imtihanlar yaşayacak her fert. Ama bununla birlikte aynı zamanda fertlerin oluşturduğu toplum, İslam toplumu, ümmet bir takım başka başka imtihanlardan geçecekler, denemelerden geçecekler ve bu bitmeyecek de. Yani tamam, tamamladık, artık bundan sonra yok denilebilecek, denilebilecek bir durum da değildir. Düşünün. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve arkadaşları yokluk günleri yaşadılar, zorluk günleri yaşadılar, açlık günleri yaşadılar ama sonrasında güç kuvvetleri oldu. Yeryüzüne hakim oldular, bolluk bereket buldular ve bir de onunla imtihan oldular. Böylece hem Yakup, Yusuf imtihanlar, hem Nuh imtihanlar, İbrahim imtihanlar ama hem de Süleyman, Davut imtihanlar bu toplumun yaşayacağı imtihanlardır. Şimdi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fitneleri söylerken bir sıkıntıyı, bir derdin haberini veriyor. Bak böyle şeyler olacak, hazırlıklı olun diyor. Kendinizi hazırlayın. O günkü Müslümanlara söylüyor. O günkü Müslümanlardan bunu yaşayanlar oldu ama sonraki günlere taşındı bu bilgi bize ulaştı. Bizim için de toparlanın, kendinize gelin hayatı yaşadığınız olayları bu söze göre yeniden yorumlayın. Bakın bir fitneler olacak. Hem de bu fitneler, bu denenmeler karanlık geceler gibi zulüm dolu, kötülük dolu ve görmezlikler dolu olacak. Gözünüzü kapatacak, kulağınızı kapatacak geceden bir karanlık gibi yapışacak üstünüze önünüzü göremeyeceksiniz, elinizi göremeyeceksiniz. Kendinize bile faydanız olmadığından başkalarının faydasına koşamayacak, başkalarından da faydalanamayacaksınız. Nur suresinde Allahu Teala kafirlerin durumlarını anlatırken, onların amellerini anlatırken böyle söyler. Karanlık bir gece, bir fırtınalı zaman ve derin denizler, okyanuslar, dalgalar üstüne dalgalar, karanlık üstüne karanlık ve insan neredeyse kendi eline bile uzak. İşte böyle bir geceyi, böyle bir zamanı, böyle dönemleri anlatıyor Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam bizlere. Ne zaman bu ileriki günlerde yaşanacak? Peygamber Efendimizle birlikte biriset efendimizin peygamber olarak gelişiyle birlikte kıyamet haberi de geldi aslında. Yaklaştı, yaklaşmakta olan ve bundan sonraki günler hep kıyamet öncesi günler olarak değerlendirilebilecek aslında e, ve efendimizin hemen sonrasında Müslümanların Allah'ın kurallarına göre bir hayat yaşadığı yani bütün toplumu e, Allah'ın söylediği hukuka, e, Allahu Teala'nın dediği ekonomik kurallara, Allah'ın dediği aile kurallarına göre düzenlendiği zamanlarda bile insanın e, başrol oyuncusu olduğu bir hayat bu. İnsanın e, fıtratı var, insanın heva hevesi var, arzuları var, güç kuvvet kavgaları var, insanda haset var, insanda vesaire böyle dönemler yaşandı, Müslümanlar birbirlerine girdiler, Müslümanlar birbirleriyle kavga ettiler. Karanlık günler gördü Müslümanlar. Acı dolu günler gördü. Kardeşler birbirine girdiler. Aynen Yakup'un çocuklarının yaşadığı gibi. Adem'in iki oğlunun var olduğu gibi tarihte. Dolayısıyla bunlar yaşadı Müslümanlar. Fakat bu kıyamet öncesinde yani daha sonraki zamanlarda bir kıyamet haberi gibi yaşanacak günleri de ifade ediyor. Yani e, Allah'ın dininin etkin ve egemen olduğu günlerin ardından öyle günler geldi ki yeryüzüne şu anda o günleri yaşıyor olabiliriz. Allah'ın dininin insanlar tarafından rafa konulduğu, hiçbir hayat bölümünde icra edilmediği, sadece okunan bir duaya dönüştürüldüğü, bir ahlak haline getirildiği, belki belki bir gelenek gibi düşünüldüğü bir dönem siyasette, sosyal hayatta, ekonomik hayatta, eğitim hayatında, eğlence hayatında yani hayatın hiçbir tarafında sözü geçmeyen bir din haline getirildi İslam ve Müslümanlar dinlerini böyle yaşamaya alıştılar. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam belki de bunu söylemektedir. Şimdi son 150 yıldır, 200 yıldır Müslümanlar başkaca bir zihin ile hayatı yaşıyorlar. Kalıplarımızı, zihin kalıplarımızı, gönül kalıplarımızı küfür dünyası döküyor inkar dünyası döküyor ve onların istediği kalıplar içerisinde hayat algılıyoruz belki hani şarkının böyle melodisi hani alışılmış bir melodi sadece kelimeler değiştirilir ya Müslümanlar da sadece bazen yaşadıkları hayatta kelimeleri değiştiriyorlar ama şarkının melodisi aynı oyunun kuralları aynı hayatın gerekleri aynı, şehir aynı şehir. Sadece renk değiştiriyoruz ve fakat aslında hiçbir şey değişmiyor. Böylesi günler mümin olarak sabahlıyor insanlar. Zihni Müslüman gibi, refleksleri öyle. Ama akşama doğru öyle hayatlar, öyle icraatlar, öyle tercihler yapıyor ki kafirce bir hayatı kucaklıyor sanki. Sonra bakıyoruz tam tersi bir gün, küfürce, inkarca, Müslümanca olmayan bir başlangıçla başlıyor. Ama sonra evriliyor, devriliyor, bir İslam'a doğru dönüyor. Böylece gönüller gidip gelirken, zihinler gidip gelirken parçalanmış bir hayat, parçalanmış bir zaman, parçalanmış bir kalp ve benlik. Ne yapacağız? Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize söylediği bilgiler bu aşamada pozisyon gereği ...insanlar bir hayat oluşturmuşlar. Salih amellerimizi nasıl gerçekleştireceğiz? Müslümanca duruşumuzu bu karanlık gecelerde nasıl oluşturacağız? Ee, Peygamberimiz sanki bize bunu söylemekte şimdi. Müslümanın her hal için bir salih ameli vardır. Bu din bize bu imkanı vermektedir. Yani sadece şunlar demez. Evet çok üstün ameller var. Fakat e, her demin, her dönemin, her anın her zamanın gecenin amelleriyle gündüzün amelleri farklıdır. Hastanın amelleriyle sağın amelleri, zenginin amelleriyle fakirin amelleri, babanınkiyle çocuğunki değişebilir. Fitneler döneminin de amelleri başka türlü olacak. Onun da cihadı, kavgası, mücadelesi farklı olacaktır. Her ortam ve olaya göre bir amel var yani. Nasıl? Mesela öfkeli bir zamanda insana peygamberimiz oturmasını emrediyor. Oturana uzanmasını söylüyor ya. Dolayısıyla fitneler bu şekilde yoğun geldiğinde artık fitnelerin mahiyetini her türlü konuşabiliriz. Ekonomik fitnelerden, siyasal, sosyal fitnelerden, Müslümanların kendi aralarındaki kavgalardan ama Müslümanlar üzerinde oynanan dünya oyunlarından, yeryüzü ölçekli bir takım planlamalardan bahsedebiliriz. Böyle dönemlerde neyin, kimin, ne, nerede olduğu belli olmayan durumlar olabilir. Peki ne yapacağız? Fitnede ...kımıltıyı en aza indiriyoruz. Öyle anlaşılıyor. Hani bugünkü... ...bir kelime var. Stabil olmak... ...falan gibi. Yani... ...aktiflik, canlılık... ...hareketlilik, coşku... ...aynı zamanda paniklemeyi... ...hızı, hız hatayı... ...gerektirir. Ve birileri tarafından... ...kullanılmak, birileri tarafından... ...gaza getirilmek, ...birileri tarafından sürüklenmek... ...çok mümkün olabilen bir dönemdir. İşte böyle bir dönemde o en aza indireceğimizi söylüyor peygamberimiz. Yani duran yürüyenden, yürüyen koşandan daha hayırlı olacak. Bu anlama gelse gerek. Yani birileri tarafından gaza gelmeden, önümüze bakarak, kafayı kaldırarak kim nerededir, nasıldır, yaptıklarım kime fayda veriyor, ben bu amellerimle kimin cebini, kasasını dolduruyorum, bu formayı giyersem, bu bayrağı sallarsam, burada durursam, bu konuşmayı yaparsam, ben nereye kime yararlı oluyorum diye çok ciddi düşünmek durumundayız her amelimizde her işimizde ve daha böyle sakin bu pasifize olmak değildir bu uyuzlaşmak demek değildir bu vurun vurun bizi bitirin demek değildir aman fitne çıkmasın diye köşeye çekilmek anlamına gelmez bilakis Müslümanın başka bir tavır alma halidir çünkü Maide suresinde Habil ve Kabil ile ilgili o bölümü okuduğumuzda görüyoruz ki habil tavır ortaya koyuyor. Sadece onun tavrı fitnebazların tavrı gibi değil. Kabil'ler katillerdir, sömürücülerdir ee, ve kararlarını Allah adına değil kendi adına alan adamlardır. Habil'ler ise kararlarını Allah'tan alırlar. Vahiden alırlar. Kur'an ve sünnet terbiyesi, ahlakı, firaseti, basireti onların içine işler. Bu bakımdan o takvalların tavrındadır. Ve Allah adına bir amel yapar ve Allah'ın kendi amelini kabul ettiğinin farkında olarak hareket eder. Bu bakımdan zihnimizi başkalarının evirip çevirmesine izin vermeden yani İslam diyerek aslında başkalarının sözüyle sözlenmeyeceğiz. İslam, İslam'dır ve kitabın İslamını, peygamberin İslamını ciddi ciddi okuyup öğrenmek, anlamak ve orada ne varsa gücümüzün yettiği kadar o tavrı sergilemek zorundayız. Değilse başkalarının e, işine su taşır, ve fitnenin hamalı haline gelebiliriz. Elimizi kana bulamadan, Müslümanların hareketleriyle kendi hareketlerimizi baltalamadan ya da dillerimizi baş Müslümanlarla doldurmadan sadece zikirle konuşan e, ve Müslümanlara karşı çok merhametli olan hedefi kafirce bir hayat olan, kafirce bir hayata karşı düşmanlık olan Müslümanlar olmalıyız. Kimi hedeflediğimizi dikkat ederek hareket edeceğiz. İnşallah anlayabildiklerim bunlar. Yani e, kullanılmayacağım ve kimseyi de kullanmayacağım. Gerektiği yerde duracağım. Allahu Teala'nın dur dediği yerde duracağım. Ne yapmamı istiyorsa onu yapmaya gayret edeceğim e, ve e, Müslüman olarak tüm yaptıklarımın belirleyicisinin Allah olduğunu farkında ve tahva ile yani sadece Allah için çekinerek hareket edeceğim. Böyle bir tavır sanki bu hadis-i şerifin bizden istediği tavırdır. E, gereksiz hamasetlerden, değişik kahramanlık hareketlerinden e, ve sadece gaza gelerek bağırıp çağırmaktan, e, sanki İslam'ın hakim olduğu yılların mücahitleriymişiz gibi davranmaktan vazgeçerek, hangi zamanda, hangi zeminde, ne adına, kim için, nereye doğru, kimden yana tavır gösterdiğimizi, İnşallah kitap ve sünnetle belirleyeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.